İlseven Akademi, uzman eğitmenlerin düzenlemiş olduğu 1001 eğitim projesine hoş geldiniz. Bu eğitimlerin ve üst seviye eğitim kurlarının devamının gelmesini ve alanında uzman eğitmenlerimiz tarafından verilen 1001 eğitimle kişisel gelişimimize katkı sağlamak, iyi bir kişisel gelişimci olarak bunu bir meslek haline getirmek ve bu meslekten gelir kazanmak istiyorsanız lütfen kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Ayrıca bu eğitimlerle elde edeceğiniz deneyimleri, pozitif görüş ve önerilerinizi bizimle videolara yorum yaparak paylaşabilirsiniz. Fobilerden bahsedelim arkadaşlar. Şimdi fobiler normal tedbir ve endişe seviyesinde üzerine çıkarsa aşırı korku ve adrenalin salgılamamıza sebep olur. Ve bu korkular vücudumuzda direktmen bağışıklık sistemimize engel oluyor, zayıflamamıza. Bir mermi gibi direktmen saldırıyor sistemimize. O yüzden mümkün mertebe korkulardan arınmaya çalışın. İlk başlangıcında söylediğim gibi korkular geldiği zaman bu şekilde korkularınızı teslim olup serbest bırakma yapın. Ve ayrıyeten korkular, evet geldiniz, işte her ne korkunuz varsa ama biliyorum geri gideceksiniz. Bu şekilde kabule geçin ki korkulardan ne kadar çok kaçmaya çalışırsanız o kadar sizi peşinizi bırakmaz. Kabul etmeniz gerekiyor, kabule geçmeniz gerekiyor. O şekilde şifa bulursunuz. Şimdi korkulardan ve endişelerden aşırı seviyede adrenalin salgıladığında baş ağrısı, kalp çarpıntısı, kusma, terleme, mide bulantısı, ağlama gibi semptomlar görülebiliyor. Bu böyle bir şeyde de insan kendini kısıtlıyor neyden korkuyorsa. İşte sosyal fobisi vardır, kişi evden dışarı çıkmaz ya da işte toplum içerisinde konuşmaktan kaçınır, yalnızlığa yiter kendini. Bu şekilde. Arkadaşlar az önce mesajlarda da gelmiş PDF slide paylaşabilir misiniz? İşte ekran alamadık diyenler var. İsteyenlere gönderebilirim PDF'den ve slide'dan. Mesaj atmanız yeterli. Telegram yüklemeniz gerekiyor. Telegram'dan daha güzel oluyor. Çünkü WhatsApp'ta gönderdiğim zaman şey oluyor. Hafızanız dolabilir. O yüzden Telegram üzerinden göndermeyi daha çok tercih ediyorum. Telegram yükleyin. Hem Telegram grubuma da sizi dahil ederim. Normal ana grubuma. Ayrıyeten de size slide ve PDF gönderirim. Oradan da faydalanırsınız arkadaşlar. Şimdi fobilerden. Fobi mesela kişinin korkuları var ve EFT'ye karşı direnç gösteriyor. Bir türlü kendini iyileşmeye açmıyor kendini kişi. Bu mesela şundan olabilir. Kişiye sorun. İşte senin diyelim yılandan korkma sebebin ne zaman başladı ilk? İlk onu sorun. O zaten siz onu sorduğunuz zaman bilinçaltı direktmen getirir. Karıştırır beynindeki hafızada ne varsa direkt karşısına getirir ve der ki kişi işte aklıma 8 yaşındayken yılanın beni ısırması geldi şu an. Misal veriyorum. Ya da işte kişi der, dördüncü sınıftayken okuldan düşmüştüm, ondan dolayı korkuyorum, yüksekten korkuyorum yani. Bu şekilde direktmen travması aklına gelir ve siz oradan yürürsünüz cümle kurmaya. Burada dediğim gibi işte ben dördüncü sınıftayken okulun çatısından düşmüş olsam da kendimi derinden ve tamamen kabul ediyor ve onaylıyorum. Bu şekilde cümle kurdurun. Kişi fobileri direnç gösteriyorsa onu biraz ayrıntılandırın. Soru sorarak daha derine inin ve onu not edin. Başka işte travmatik olaylar olabilir. Kişinin böyle ağır travmaları. Bunlar ne? Savaş mesela. Savaşta kalmıştır. Günümüzde hala savaş var zaten. İşte bir trafik kazası olabilir kişinin. Ya da bir taciz, tecavüz travması olabilir. Travma sonrası stres bozukluğu ya da işte bütün geçmişte yaşadığı işkenceler vesaire. Bu kişilerin travmatik olaylarında
Kişiyi ilk önce rahatlatın. Derin derin, o dediğim gibi derin derin 4 saniye karnını şişirerek nefes aldırın. Tutun nefesi deyin ve sonra yavaşça ağızdan verdirin nefesini. Ve sonra film gibi ara sıra yavaşlatarak ve hızlandırarak onu dinleyin ve not edin. Bu hikaye tekniğidir arkadaşlar EFT'de. Mesela kişi o anı anlatacak ya, siz de not edeceksiniz. Mesela işte şöyle dedi: ben şu an arabadayım. Aniden karşıma bir kırmızı kamyon çıktı. Bunları hep not ediyorsunuz bu arada. Kırmızı bir kamyon çıktı ve bize çarptı. Ve ben bu anda çok korktum. Hislerini söyleyin. Ne hissediyorsun o arada? Çok korktum, irkildim, başımı çarptım, çok canım yandı. Ondan sonra ne hissediyorsun? Neler oldu? Anlattırın ona ve arada yavaş durun deyin, işte not edin. Hızlandırabilirsiniz. Eğer duyguya girdiyse hızlı hızlı anlattırın. Hızlı hızlı not ettirin. Kişi o anda tekrar yaşayıp da yani o duyguya girebilir. Ağlama krizleri yaşayabilir. Orada hiç korkmayın. Ağlama krizlerine girdiğinde onu hemen dur diyeceksiniz. Dur. Sakin sakin derin derin nefes al ver. Gözlerini kapatsın kişi. İyice bir sakinleşsin. Derin derin nefes aldırın, verdirin 4 saniye burnundan, 4 saniye tutsun, 4 saniye verdirin ağızdan. Kişi iyice bir rahatlasın ve sonra devam ettirin hikayesini anlatmaya. Ağırlaşırsa eğer bunu yapın tabii ki. Ve sonra bu not ettiklerinizi teker teker cümlelerle şey yapın, EFT noktasını vurarak sırayla bu kişinin o duygularını boşalttırabilirsiniz. Mesela hassas noktada şunu söyleyin: şu an arabadayım, yolda gidiyorum, kamyon bize doğru geldi. Ben bunları görmüş olmama rağmen kendimi derinden ve tamamen kabul ediyor ve onaylıyorum. İlk cümleyi böyle, hani her sonunda kabul ediyor ve onaylıyorum ekleyeceksiniz ya. Bu cümleyi böyle kurdurdunuz hassas noktada. Sonra tepe noktasında şu an kamyon bize çarptı ve şu an çok korkuyorum. Ama ben bunları yaşamama rağmen kendimi derinden ve tamamen kabul ediyor ve onaylıyorum. Sırayla gidiyoruz ya hikayeye. Bunu söyledik. Sonra işte kişi başını çarptı ve çok acı hissetti. Onu söyleyelim. Şu an başımı işte cama vurdum. Çok canım yanıyor ama ben bunları yaşamama rağmen kendimi derinden ve tamamen kabul ediyor ve onaylıyorum. Sonra işte etrafına bakmış mesela kişi, yanında yakınları var. Belki birisi vefat etti, belki yaralıları gördü ve çok üzgün. Onu söylettirebilirsiniz cümlede not ettiğinizde. İşte şu an yakınımı kaybettim ve derinden üzgünüm. Ama ben bunları yaşamama rağmen kendimi derinden ve tamamen kabul ediyor ve onaylıyorum. Bu şekilde arkadaşlar not ettiğiniz her bir cümleyi söyleyip o anda, yani geçmiş olarak söylettirmeyeceksiniz. Ben bunu işte şu an söylemesi lazım. Şu an işte şunu yaşamama rağmen nokta nokta ben bunları derinden kabul ediyor ve onaylıyorum. Sırayla tıklıyorsunuz. Sırayla köprücük kemiği işte, karese noktası vesaire tıklayarak hikaye tekniği olarak EFT'yi uyguluyoruz. Gamut noktasını da ekleyebilirsiniz. Bu PDF ve slaytları zaten vereceğim. Gamut prosedürünü de eklersiniz. Bu hikaye tekniğiyle yaparsınız. Ben genelde kişinin mesela diyelim geçen danışanımda ne vardı? Eşini polisler alıp götürmüş. Kişi çok travma yaşamış, ayrılık travması, bayağı bir ayrı kalmış. Ben bunu bu şekilde teknik uyguladım. Kişiye anlattırdım. İlk önce işte sabahleyin polisler geldi, üstüm başım perişandı. İşte anlatıyor kişi, ben not ediyorum. Anlatıyor, not ediyorum. Hissettiklerini not ediyorum ve sonra başlıyoruz cümle kurup dönüştürmeye. Bu da işe yarıyor. Çok sevdiğim bir teknik, hikaye tekniği. Her noktada farklı cümleyi söylüyoruz. Her noktada cümleyi oluşturuyoruz. Farklı cümlelerle
boşaltım yapıyoruz o blokajları. Faydası oluyor. Almış olduğunuz bu eğitimin e-devletinizde resmi olarak görünen ve uluslararası üniversite onaylı sertifikalarını almak ister misiniz? Bu eğitimlerin üst seviye kurlarını da yine kurumumuzdan alarak resmi belgeye sahip birer kişisel gelişim uzmanı olabilirsiniz. Ayrıyeten puan verdirebilirsiniz. İşte o anda yaşadığın travmaya bir puan versen kaç puan verirdin? İlk başında verdirebilirsiniz. Anlattığım gibi 0 ile 10 arası not edersiniz. Sonunda tekrar puan verdirirsiniz. İşte diyelim düştü. Sıfırlandıysa problem yok. Sıfırlanmadıysa turları tekrar ettirin. 2 gün arayla devam ettirebilirsiniz. Ya da 1 gün arayla tekrar cümleleri değiştirerek devam ettirebilirsiniz. Bu şekilde çalışabilirsiniz arkadaşlar hikaye tekniğinde. Bağımlılıklarda EFT'ye gelelim. Kişinin bağımlılıkları var. Bağımlılık aslında arkadaşlar işte sigaradır, yemek, aşırı yemek yemek olabilir, alkoldür, başka işte oyun bağımlılığıdır. Bu kişinin aslında bunların hepsinin sebebi altında yatan huzursuzluk verici mutlaka bir şey vardır, bir sebebi. Ve bu endişesini sakinleştirmek için kişi geçici olarak o bağımlılığa sığınır. Bunlar ne olabilir? İşte kaygı ve stresi artar kişinin bağımlılıklara yönelir. Bu maddeden de uzaklaştırmak için ne yapıyoruz? EFT'de rahatlatıyoruz. Ayrıyeten burada şöyle bir soru soruyoruz kişiye. Bağımlılık için endişe duyduğun nedir? Mesela sen neden endişe duyuyorsun? Onu teşhis ediyoruz ve sonra temel reçeteyi uyguluyoruz. Hassas noktadan itibaren gamut prosedürünü uyguluyoruz ve sonra işte halayı ekliyorduk ya. O şekilde o tekniği de uyguluyoruz. Bunları en az 21 gün yapmasını ya da sizin yapmanızı söylüyoruz kişiye. En fazla da 63 gün bu vuruşları yapabiliriz. Bunun sebebi bağımlılıklar arkadaşlar diğerlerine göre daha zor geçtiği için, bu bağımlılıklarından zor kurtulduğu için kişinin en az 21 gün yapmasını tavsiye ediyorum. En fazla da 63 gün. Çünkü bir insanın 21 günde hücreleri yenilenir. Yeni kodlamalar gelir. Yeniden hücreler sağlıklı olacaksa olur ya da işte aynı şekilde hastalıklı hücreler çıkar. Bu tabii ki kendimize bağlı. Nasıl? Mesela işte kişi benimser kendi hastalığını. Benim bacaklarım ağrıyor. Bu ne demek? Kişi kendine benimsemiş o hastalığı. Benim bacaklarım ağrıyor. İşte benim tansiyonum var. Benim şekerim var. Ne yapıyor? Hastalığını benimsiyor. 21 gün sonra yenilenecek hücreler de hastalıklı şekilde tekrar işte hangi hastalığı varsa o şekilde kodlanarak meydana geliyor. Peki bunu nasıl iptal ederiz? Şu an ben de iptal 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 ediyorum. Bu dediklerim negatif cümlelerimi. Ne yapıyoruz? Benimsemiyoruz hastalıkları, benimsemiyoruz sorunlarımızı. Bende tansiyon var. Bak, benim demiyorum, tansiyonum demiyorum, iptal ediyorum. Bende tansiyon var. Bende bacak ağrısı var. Bende şu an baş ağrısı var ama biliyorum geçecek. Geçecek, bunu biliyorum. Bunun için neler mümkün? Bu şekilde telkin verin kendinize ya da danışanınıza ki o size, yani siz o hastalığı sahiplenmemeniz gerekiyor ki hücreleriniz temiz, daha sağlıklı meydana gelsin. Şimdi genelde yiyecek ve alkolsüz içeceklerde bağımlılıklar birkaç günde geçerken sigara, alkol, işte uyuşturucu maddeler 1-2 hafta sürebildiği için de söylüyorum ben 21 gün yapılmasını ya da işte 63 güne kadar da yapabilirsiniz. Bu arada danışanınızla bağımlılıktan alakalı şunu sorabilirsiniz. Herkesin ilk bağımlılığını ne zaman yaşadığı, yani bir an vardır. İşte ilk sigaraya ne zaman başladın? İşte ilk alkolü ne zaman içtin? Eğer kişi yani size geldiyse tedavi olmak için. Ona şu soruyu sorun.
Nokta nokta işte X'e ne zaman aşık oldun? Çünkü bağımlılık bir aşktır. Ona bir sevgisi vardır yani neye bağımlılığı varsa. Sen ona ne zaman aşık oldun? Hadi o anları anlat bana. O kişi anlatacak, siz not edeceksiniz. Anlatacak, yavaş yavaş not edeceksiniz. İşte 14 yaşındaydım. Canım çok sıkılıyordu. Kişi hani küçük yaşta da başlayabiliyor sigaraya. Çok sıkılıyordu. Arkadaşım bir sigara yak dedi, yaktım ve bir daha bırakamadım. Bağımlı oldum. Onları not ettireceksiniz ve ondan sonra o cümleleri az önceki hikaye tekniğindeki gibi söylettireceksiniz. Örnek olarak işte şu an 14 yaşındayım, canım çok sıkılıyor. Arkadaşım bana sigara verdi ve ben bunu içtim. Ama ben bunları yapmama rağmen kendimi derinden ve tamamen kabul ediyor ve onaylıyorum. Bu şekilde anlattığı her neyse bu şekilde cümleler kurdurarak farklı farklı cümlelerle EFT'de temel reçeteyi uyguluyoruz sırasıyla. Sonra bunları uyguladık ne yaşadıysa. Sonra da olumlu anlamda konuşturuyoruz. Kişi işte sonrasında hani bu temel prosedürü bitirdik, gamut noktasını falan. Sonrasında olumlu anlamda EFT yaptıracağız tekrardan. X'i almadığında neler hissettiğini ve ne yaşadığını sorun ona. Mesela işte sigara içiyordu. Kişiye sorun, sen sigara içmediğinde neler hissediyorsun? Neler yaşıyorsun? O size söyleyecek, işte canım çok sıkılıyor, işte başkalarına sataşıyorum, çok kızgın oluyorum, öfkeli oluyorum. O onları dediği zaman siz de onları not edin bu sefer. Ve o not ettiklerinize cümleler kurarak aynı sırasıyla işte hepsine farklı farklı cümleler kurarak söyleyin. İşte mesela tepe çakrasında sigara içmediğimde ya da işte her neyse yani ben örnek veriyorum. Sigara içmediğimde kendimi çok öfkeli hissediyorum. Ama ben bunları yaşamama rağmen kendimi derinden ve tamamen kabul ediyor ve onaylıyorum. Bu şekilde o hikaye tekniğini uygulayarak temel olumlama EFT'sini yapın. Sonrasında arkadaşlar bağımlılık teknikleri biraz uzun yani bunları yapmak gerekiyor. Bağımlılık çünkü dediğim gibi biraz uzun sürebiliyor. Kişi ne yaparsa yapsan bazen bırakamıyor yani bağımlılığını. O yüzden birkaç teknik uygulamanız gerekiyor EFT'de. Ve sonra kişi ne yaparsa yapsın buna işte nöbet geçirebilir, bağımlılık nöbetleri, elleri titreyebilir. Bunları hissettiğinde ona sorun, bedeninin neresinde hissediyorsun? İşte dedi ki ellerim titriyor, almadığımda ellerim çok titriyor, çok kızgınım ya da başım ağrıyor. E ne yapacağız burada? Kaç şiddetinde titriyor? Soru soralım ona. Kaç şiddetinde? Tabii bunun için gözlerini kapattıralım. Derin derin nefes aldıralım ve bir odaklansın o ellerinin titremesine, baş ağrısına ya da vücudunun neresinde hissediyorsa. Ona şunları sorun. Burası çok önemli. Kaç şiddetinde hissediyorsun? Diyelim 8. Not ettik. 8 şiddetinde elleri titriyor. Maddeyi almadığında. Peki bunun bir rengi var mı? Kişi ilk aklına geleni söylesin gözünü kapattığında. Diyelim kırmızı gördü. Bu arada kırmızı öfkenin rengidir. Aynı zamanda olumlu olarak aşkın sembolüdür. Kişi dedi ki kırmızı. Sonra bir hali var mı diyeceksiniz madde hali. Bu şudur. Katı sıvı gaz jölemsi hangi halde bu hissettiğin his? Kişi dedi ki jölemsi hissediyorum. Onu da not edin. Sonra kişiye diyebilirsiniz bir şekli olsa ne olurdu? Üçgen, kare, şekilli, şekilsiz ne olabilirdi? Kişinin ilk aklına gelen diyelim üçgen şeklinde ya da şekilsiz gördü. Onu sorun. Yumuşak mı, sert mi diye sorun. Bunları sorun, hepsini not edin ve sonra EFT yapmaya başlayın. İlk önce hassas noktayı ovalayarak işte şu an ellerimin titremesi 8 şiddetinde kırmızı renkli jölemsi halde bulunan
üçgen şeklindeki bu hislerime sahip olmama rağmen kendimi derinden ve tamamen kabul ediyor ve onaylıyorum. Bu şekilde hassas noktayı ovalayarak cümle kurulumu yaptık ve tıklamalara başlıyoruz. Bu cümleyi bütün şeyde bölgelerde söyleyin. Burada da aynısını söyleyin. İşte diğer bölgelerde hangi noktalar varsa hepsinde aynı şeyi söyleyin ki düşsün o. Şimdi şekil renk vermemizin sebebi, hal vermemizin sebebi bilinçaltımız sembollerle bize yardımcı olur. Mutlaka sembollere çevirdiğimiz zaman onu yani zihnimizde bir şekle benzetiyoruz. Mesela kırmızı üçgen şeklinde jöle kıvamında bir şekle dönüştü. El titremesi. Biz bunu ne yapıyoruz? Tıklaya tıklaya onu gidermiş oluyoruz. EFT yaparak. Ve çok faydası oluyor. Bu puanlamanın ve renk, şekil, işte hal benzetmelerin faydası oluyor çalışmalarda. Diğer çalışmalarda da bunu ilk niyetten sonra yapabilirsiniz. Bu az önce dediğim şiddetini, şeklini, rengini belirlemek, not ettirmek ve cümleye kuruluma başlattırmak bunu diğer şeylerde, sıkıntılarda da yaptırabilirsiniz. Faydası olur. Sınavsız, uzaktan eğitimle, %100 burslu, tamamen ücretsiz, 4 yıllık psikoloji lisans eğitimi almak ister misiniz? Uluslararası üniversitemizin başlatmış olduğu 14 ve 20 dalda uzman eğitmen projesine dahil olarak %100 burslu, tamamen ücretsiz, 4 yıllık psikoloji lisans diploması sahibi de olabilirsiniz. Bu eğitimler sayesinde hem kişisel gelişim uzmanı olacaksınız hem de uluslararası üniversite mezunu bir psikolog olabileceksiniz. Detaylı bilgiyi uzmaneğitmen.com web adresimizden edinebilirsiniz. Şimdi kilo problemleri için EFT uygulamasını anlatayım. Şimdi kilo almanın belki de 40 sebebi var. O kadar çok sebebi var ki kişinin kilo alma sebepleri. Yani kişi sıkıntıdan kilo alır, sinirden, stresten ya da işte bir eskiden bir taciz travması yaşamıştır. Bu kişi işte kendisini çirkin yapmaya çalışır yani. O yüzden kilo alır. Yani bunları çalışmalarda bakmak gerekiyor. Neden kilo aldığını. İlk ne zaman kilo aldın mesela? Ne zaman yemeye başladın? Onları sorun ona. Ya da işte ne yediğinde kilo alıyorsun? Kişi işte aşırı derecede börek seviyor. Börek yemeyi seviyor. Ya da işte kayınvalidesine kızıp kendini yemek yemeye veriyor. Neden? Kendini rahatlatmak için. O zaman şöyle söyleyeceğiz. Kayınvalideme kızıp yemek yememe rağmen kendimi derinden ve tamamen kabul ediyor ve onaylıyorum. Eğer kişi börekten yiyerek kilo alıyorsa, çok yiyorsa ya da kola içerek şunu söylemesi lazım. Kola içerek kendimi rahatlamama rağmen kendimi derinden ve tamamen kabul ediyor ve onaylıyorum. Yani sevdiği gıdaları bu şekilde cümleler kurdurabilirsiniz. Ya da işte kişi 5 yaşında arkadaşları dalga geçmiştir. Kendini çirkin bulmuştur. Bundan dolayı kendini yemeğe vermiştir. Bunu da aynı şekilde söylettirerek cümle kuracağız. 5 yaşında arkadaşlarım benimle dalga geçip kendimi çirkin bulmama rağmen kendimi derinden ve tamamen kabul ediyor ve onaylıyorum. Bu şekilde sorularla, sorunlarla cümleler kurdurup kişinin kilo alımını şifalandırabilirsiniz EFT yoluyla arkadaşlar. Fiziksel iyileştirmek için EFT kullanımına geçelim. Zihin ve vücut sürekli birbirine ilişkili durumludur. Yani zihin bedeni kontrol eder, beden de ona göre şekil alır. Siz zihninizi ne kadar pozitif yönde etkilerseniz, pozitif düşünürseniz bedeniniz de ona göre sağlıklı olur. Ne kadar negatif düşüncelerle zihninizi yoğunlaştırır, kalabalıklaştırırsanız bedeniniz de ona göre sinyal verir size. Kısmi ve tam başarı elde edilmiş fiziksel rahatsızlıkların başlıcaları şöyledir EFT'de. Onları da anlatalım.
Baş ağrılarında faydalıdır. Sırt ağrısı, boyun, omuzda sertlik, eklem ağrıları, kanser, kronik yorgunluk, ülser, alerjiler, işte vücut yaraları, titremeler. Yani kısacası hepsinde EFT ile iyileşmeler görülmüştür, sağlanmıştır. Yeter ki siz inanın EFT'nin iyi olacağına. EFT tıbbın yerini almıyor arkadaşlar ama takviye olarak, yani mutlaka kişi bir rahatsızlığı var diyelim, ilaçlarını bırakmasın, doktora gitmeyi ihmal etmesin ama EFT'yi de uygulasın, takviye olarak faydasını görsün kişi. Ha, ben EFT yaptım, ilaçlarımı bırakayım, iyileşeceğim nasıl olsa, böyle bir düşünceye kapılmasın. EFT mutlaka fayda sağlar ama yani doktorun yerini, tıbbın yerini tabii ki alamaz. Alternatif bir tıptır. Olumsuz duyguların fiziksel rahatsızlıklara etkisi olduğu bir gerçektir. Olumsuz ne kadar düşünürsek vücudumuz o kadar kişiyi rahatsız eder. Örnek vereyim. Mesela kişinin her hastalığın bir travması vardır arkadaşlar. Mesela bel fıtığı. Bel fıtığının olumsuz duygusu nedir? Kişi işte desteksiz kalması. Yani yalnız kalıp işte çok zorlanması hayatta bel fıtığına sebep olur. O duygu, o olumsuz destek, işte alamıyorum üzülmesi, bu şekilde düşünmesi kişinin beline direktmen etki ediyor, belini zayıflatıyor ve fıtığa sebep oluyor. Ne yapıyoruz burada? Bel fıtığını işte ayrıştırıyoruz kişinin. Ne zaman desteksiz kaldın sen? Kişiye soralım. Ne zaman desteksiz kaldın? Kaç yaşındaydın? Sen kimden dolayı desteksiz kaldın? Yardıma ihtiyacın oldu ama yardım göremedin. Kişiye bu soruları soralım. Cevaplarını not edelim. Ona göre bel fıtığına uygulama yapalım. Ya da kişinin diyelim sırt ağrısı var. Sırt ağrısı da işte hep her yükü ben yükledim. Ondan dolayı ağrır insanların. Ya da işte diyelim kollarında ağrı var. Kişi sevgisiz kalmıştır. Kollarına vurur ağrılar. Ayaklar, bacaklar ağrıması, işte gitmek istediği yere gidememiştir. Ya da işte zorla bir yerde tutulmuştur. Kişinin ayakları ve bacakları ağrır. O bacak ayak sorunları çıkar. Kişiye sormamız gerekiyor. Sen ne zaman bir yere gitmek istedin de gidemedin? Ya da sen bir yerde zorla tutuldun mu? İlk önce bunları soralım arkadaşlar. Ona göre cümle kurduralım. Kişi zaten hatırlar büyük bir ihtimal. İşte ben falanca zaman beni zorla tuttular odada. Gitmek istedim, gidemedim. Ben böyle bir şey yaşamıştım dedi kişi. Direktmen aklına geldi bilinçaltından. Hemen onu not ediyoruz. Hikaye tekniğiyle, cümle kurdurarak, tek tek cümlelerle, EFT noktalarına vurarak dönüşüm yaptırıyoruz arkadaşlar. Yeni eğitimlerimiz ve eğitim duyurularımızdan haberdar olmak için Instagram hesabımızdan takip etmeyi, kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı, videomuzu beğenmeyi ve pozitif yorumlarınızı bizimle paylaşmayı ihmal etmeyiniz. Bu projemize katılmak ve diğer projelerimiz hakkında detaylı bilgi sahibi olmak için lütfen videonun altında belirtilen link ve telefon numaralarından bilgi alınız.